Fırıncılar ekmeğe zam istiyor, vatandaşlar karşı çıkıyor. İstanbul Fırıncılar Odası artan maliyetler sebebiyle 200 gramlık ekmeğe 50 kuruş zam talebinde bulundu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu ise bu yıl zam yok dedi. Ekmeğe zam tartışması yeniden gündeme geldi. Yeterli abi, aynen. Makineyi çalıştırayım. Zam kesinlikle istiyoruz. Bundan 5 sene önceki maliyetlerimizle şu anki maliyetlerimiz arasında en az %80 fark var. Ve hep fırıncının sırtından gidiyor bir şeyler. Bu korona döneminde zaten çok kötüydü işlerimiz. Adetlerimiz çok düştü. Maliyetlerimiz hep arttı. Bu mücbir sebeplere dahil ettiler bizleri. Vergilerimizi ödedik.
Mazotlara biliyorsunuz yapılı gelen zamları, işçilikler vesaireler, herkes her şey artarken ekmek fiyatları her nasıl oluyorsa bir şekilde hep böyle esnafın, işte zincir marketlerin ve yerel marketlerin rekabet aracı olarak kullanıyorlar. Ve bu durumdan biz rahatsızız. Ekmeğimize iyi fiyat istiyoruz. Ve iyi fiyatlarda da satma talebimiz var yani. Şöyle söyleyeyim, hani zamanda zor geçiniyor zaten. Herkes ekmek yediği için bence yapılmaması gerekiyor. Çünkü yediğimiz bir ekmek açıkçası, pazara bile zor giden insanlarımız var açıkçası bu çevrede özellikle. Bence yapılmaması lazım. Ve gramajı da düşürüyorlar açıkçası. Hani biz anlamıyoruz ama bayağı bir düşürüyorlar. Öncelikle ben çok ekmek tüketen bir aile değilim. Ekmeği fazla tüketen bir aile değiliz. Ama burada 10 tane ekmek alan aileler var, 15 ekmek alan aileler var. 1 lira 75 kuruş olması pahalı mı? Ya bütçesinde çok ekmek alan ve çalışanı olmayan insan pahalı için. Benim için değil ama her şeyi kendimize düşünürsek. Vay halimize yani. Kendimizi düşünmeyelim, biraz milleti düşünelim. Ekmek fazla olmuyor, fazla. Ama şunu söyleyeyim, ben bu millete bu layık. Ekmekler çöp de yazık, günah değil mi? Yoksa ama şöyle var, Türkiye'de şöyle bir ortam var. Bakıyorsun ki kimse ekmek bulamıyor, kimse çöp atıyor. Sıkıntı burada. Onun için aslında maliyet çok fazla fakir için. Bu semt için bu ekmek fazla. Ama çöpe de gördüğün zaman biraz daha olsun. Ki bu millet biraz kendine gelir. Özellikle bugün ve dün basında yer alan ekmeğe %40 zam talebi veya zam olacak açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye genelinde ekmek fiyatı 2019 yılının 12. ayından bugüne kadar azami fiyat 7,5 lira 7,75 olarak uygulanmaktadır. Bu demek gelir ki bütün illerde 7,5 lira veya 7,75 uygulanıyor. Bu arada 7 lira kilosunu uygulayan illerimiz var. 6,75 uygulayan illerimiz var. Ama şunu açıklıkla ifade edebiliriz ki ülke genelinde ekmek fiyatı yaklaşık 7-8 aydır 7,5 lira 7,75 seviyesinde uygulanmaktadır. Bugüne kadar 2002 yılından bugüne kadar hiçbir zaman, hiçbir yıl Türkiye Fırıncılar Federasyonu olarak veya fırıncılar odası olarak, fırıncı esnafı olarak ülke enflasyonunun üzerine bir fiyat artışı söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla %40 talebi ciddiyetten uzak bir taleptir. Olması mümkün olmayan bir taleptir. Bizim federasyonumuzun gündeminde olan bir talep değildir. Yaklaşık 15 gün önce federasyonumuzun müdür kurulları yapmış olduğu toplantıda gerek un fiyatlarındaki artış, gerek maya fiyatlarındaki artış, bununla ilgili yapılması gereken çalışmalar ele alınmış olup, mümkün olduğu kadar bugün 8 aydır uygulanan azami kilogram fiyatı olan 7,5 lirayla 7,75'in üzerine çıkmadan Allah nasip ederse yıl sonuna kadar tamamlamayı düşünüyoruz. 2015 ile 2020 yılları arasında toplamda biz bir tane tarife çıkardık. Çıkarmış olduğumuz tarifede yaklaşık zam oranı %20 idi. 2015-2020 yıllar arasında toplam enflasyon artış oranı yaklaşık %74. Bizim şu an talep ettiğimiz zam oranı %40 olarak algılanıyor. Demek ki biz 5 yıl boyunca bir tane tarife çıkarmış isek enflasyon artış oranlarına göre zam talebi almış olsak %54'lük yaklaşık bir zam talep etmemiz gerekirken biz %40'lık bir zam talep ediyoruz. Bu zammın da haklı gerekçeleri olduğu ortada. Şunu anlamakta zorlanıyorum. Sayın Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanımız fırıncının yanında mıdır yoksa fırıncının karşısında mıdır? İlla ki biz vatandaşımızı da düşünüyoruz ama esnafımız şu an çok mağdur, esnafımız çok sıkıntılı, para kazanmakta zorlanıyor. Girdilerimizin bu kadar yüksek olduğu bir noktada bu fiyatın alınması noktasında destek olacağına bizlere köstek oluyor.